çekil. Ben nefes alamıyorum. Burası çok karanlık, çok tozlu. Kardeşin gelmezse gökyüzünü görmeye bile hasret kalacaksın. Ayşe'den uzak dur. Ona sevimli görünerek kazanamazsın. Aklınca kurnazlık yapıyorsun. Ama boşuna. Tarık, bir şey mi oldu? Sen öyle öfkeli çıkınca birden merak ettim. Merak etme Güzide. Bu konuyla alakalı herhangi bir şey merak etme. Niyetim işine karışmak değil. Sadece senin için endişeleniyorum. Bak, bu öfke büyük hatalar yapmama sebep olacak. Yapmam gereken neyse onu yapıyorum. Sorumluluğu da, bedeli de bana ait. Hasan odam da beni bekle. Emredersiniz. Tarık'tan bir şey öğrenmem imkansız. Bu meseleyi bir an önce çözmem lazım. Zaman aleyhime işliyor. Güzide de çok endişeleniyor Tarık için. Suçlu durumda düşmemesi için çok çabalıyor. Avukatı değil mi? İşi bu. Anne! Ne oldu oğlum? Ayşe'ye sahip çıktım. Odasındaydı, iyiydi. Ne oldu benim kızıma? Özünüz Ayşe'de olsun. Bunu bir daha söylemeyeceğim. Ne oldu şimdi? O kızın yanına gitmemiş miydi? Ayşe'yle ne ilgisi var bu sinirinin? Ben de anlamadım ki. Kızın yanına girmesiyle çıkması biri oldu. Sorunca cevap da vermiyor. Ha, şimdi öğrenirim. Oğlum. Oğlum. Konuşmamız lazım. Sonra. Hayır, şimdi konuşacağız. Öfkelisin, üstüne gelmeyeyim diyorum. Ama sürekli emirler yağdırıp çekip gidiyorsun. Ayşe ile o kızın ne alakası var oğlum? Ayşe o kadının yanına gitmiş. Ne? Ne zaman? Bu soruyu asıl benim size sormam lazım. Bunca insanın arasında nasıl oluyor da?
Ayşe'yi o kadından uzak tutun. Tamam oğlum. Yalnız bir konu daha var. Burada olanlar cemiyette konuşuluyormuş. Kulağıma çok tatsız dedikodular geldi. Bu iş başımıza bela olacak. Neden bahsediyorsun? Oğlum, sen yok sayınca hayat olağan devam etmiyor. Karacaoğlu konağında garip şeyler oluyor diye konuşuyorlarmış. Koruma ordusu tutmuşuz. Kimseyi konağa davet etmiyormuşuz. Tabii açıkça sormaya cüret edemediler ama ne saklıyorsunuz demeye getiriyorlar. Kimsenin bir şey bildiği yok. Oğlum, insanla çalışıyorsun, unutma. Tamam, adamların sana sadık ama hepsinden emin olamayız ki. Bak, biri bir yerlerde ağzından laf kaçırmış işte. Ne pahasına olursa olsun, o katili bulacağım. Hülya, bir şey öğrenebildim acaba? Ayşe ile ilgili mesele neymiş? Ne olacak? Ayşe'nin şımarıklıkları. Bahçeye çıktığında o kızın yanına gitmiş. Kızdan uzak tutun çocuğu diyor. Oh, benim başım tuttu. Odama çekiliyorum. İyi geceler Hülya teyzeciğim. Ben de Tarık'la konuşur öyle giderim. Sadece konuşma. Hallet o işi. Bir an önce korktu Tarık yeni bir bilgiye ulaştı diye. Bizim şu para işini bir an önce halletmemiz lazım. Sence ikna oldu mu bu yatırım işine? Bence oldu. Rakipleri duyunca suratı değişti, görmedin mi? Umarım. Para işini hallettiğimize göre geriye şu kızın kardeşi konağa gelmeden önce adama ulaşmak kaldı. Sen yarın hazır edebilecek misin parayı? Başka çaremiz mi var Güzide? Yarın hesapta olacak para. De Tarık öğrenince ne yapacağız? Gece yarısı kızın yerini değiştir. Sizden başka kimse bilmesin yerini değiştiğini. Kapısına da 24 saat nöbetçi dikin. Kimse girmesin içeri. Nereye götürelim efendim? Eski müşteminatı. Emredersiniz. Gel. İyi akşamlar Tarık Bey. Bir diyeceğiniz yoksa ben çıksam. İyi akşamlar Kasım Efendi. Tarık Bey, haddimi aşmak istemem ama rahmetli Yeşim Hanım'a, annenize, etrafınızdaki bütün kadınlara nasıl saygılı davrandığınızı hepimiz biliyoruz. Bu öfkenin sizi olduğunuzdan başka bir insan yapmasına izin vermeyin. O hanım kızı... Kimsenin kaygılanmasına gerek yok Kazım Efendi. Ben sadece katilin cezasını çekmesini istiyorum.
Kurtaracağım seni abla. Kurtaracağım. Ne olur biraz daha dayan. Ne olur. Dayımla konuşmayacağım. Küstüm ona. Bilekliğimi aldı benden. Görsen sen de çok beğenirdin. Sen ya bazılardan bir şey alma demiştin ama biliyorum ben. Sen gönderdin o ablayı bana. Çok özledim ben seni. Ne olur gel. Çok sıkılıyorum. Elma şekerim. Uyku vakti. Biz hepimiz seni çok seviyoruz. Bunu biliyorsun değil mi? Ama dayım sevmiyor. O beni üzdü. Allah Allah. Neden üzdü? O abla bana bilezik verdi ama aldı benim elimden dayım. Sen ablayı çok mu sevdin? Evet. Sana masal anlatayım mı? Sen git. Annem uyutur beni. Vazgeç kardeşim. Git buradan. Allah'ım ne olur Sefer'ime yardım et. Ne diyorsun abla sen? Nasıl benden şüphelenirsin? Senin bir silahla karşımda görünce ben neyi nasıl düşüneceğimi şaşırdım. Üstelik polise de gitmemişsin motorun çalındığını bildirmek için. Gürkan abi dedi gitme diye. Polise gidersen hırsızlar duyar, motorunu parçalayıp satarlar dedi. Gerçekten bunu yapmış olabilir misin Sefer? Yok, yok benim kardeşim böyle bir şey yapmaz ne olursa olsun. Asla, asla böyle bir şey yapmaz. Ne olur gitmiş ol Sefer, lütfen, lütfen. Ay bak bak Allah aşkına. Mayalı hamura kabartma tozu konur mu hiç ayol? Aa. Konmaz mı? Ben hep koyuyorum. Aa. Ondan öyle acı acı geliyor senin poğaçalarının tadı. Allah seni ne yapmasın be kızım. Maya zaten hamura kabarsın diye konmuyor mu? Ne bileyim ben ya. Ben mutfakta çalışacak insan mıyım? Hem boşver fazla mal göz çıkarmaz. Ay sus sus içerideki duymasın. Geçen gün müşterinin biri şikayet etti bu poğaçalar acımış diye de ona kızdıydım ben şimdi de çıkar. Çiçek! Çiçek! Beni mi çağırdınız? Yok muhtarı çağırdık. Seni çağırdık tabii. 40 saattir bitiremedim banyo ovalamayı. Çayım bitti çayım. Böyle sallana sallana yaparsa işi bitmez tabii. Dükkanda da böyle yapıyor. Çok çalışmış gibi görünmek için. Hep poz bunlar hep. Buyur. Hayırlı akşamlar. Oh, hoş geldin babacığım. Hoş gördük kızım. Geç otur bey. Hoş geldin. Montunu alayım babacığım. Geç otur. Şu yastığı da düzelteyim ben. Kızım babana bir de yorgunluk çayı koy. Hemen. Nasılsın Kazım? Hayırdır sen konakta işler yolunda değil diyordun. Ne oldu? Ne sen sor ne de ben söyleyeyim Fatma. Tarık Bey iyi değil bugünlerde. Kardeşinin katili bulunana kadar da iyi olmayacak gibi. Bir kızcağızı gelmiş kapatmış konağı. Aa, nasıl kapatmış zorla mı? Niye böyle bir şey yapmış ki? Yeşim Hanım'ın katilinin kardeşi. Kardeşin gelene kadar bırakmam diyormuş. Konağın her tarafı koruma dolu. Ay, benim hiç içime sinmiyor artık orada çalışman Kazım. Gel inat etme satalım işte şu evi ya.
lafı nasıl oraya getirdin? Pes Fatma, pes. Hem ben işimden de konaktan da memnunum. Konaktan mı bahsediyordunuz? Bir gün bizi de götürsen baba. Kaç zaman oldu bir konak havası almadık. Kızım orası benim iş yerim, mesire yeri değil ki. Canım öyle mi dedim ben? Hülya Karacaoğlu ne zamandır çalışanlarına yemek vermiyor. Kulağına bir su kaçıran olsa da biz de nasiplensek konağın nimetlerinden. Siz yeter ki gezmek isteyin. Ben sizi götürürüm istediğiniz yere. Nereye Karbeyazız'ım? Banyo yıkıyorum babacığım. Bu saatte mi? Bırak kalsın. Akşama kadar çalıştın zaten. Çok bir şey kalmadı zaten. Hemen yıkayıp gelirim. Şimdi ben biraz dışarıdayım. Hülya Hanımcığım, milletin ağzı torba değil ki büzesin. Karacaoğlu konağında garip şeyler dönüyormuş. Bir ton koruma yığmışlar kapıya. İçeri sinek bile sokmuyorlar diye konuşup duruyorlar. Girin. Ihlamurunuzu getirdim Hülya Hanım. Nereye koyayım? Başucuma koy. İyi misiniz Hülya Hanım? Biraz solgun. Nuriye, çıkabilirsin. Çık dedim. Evet, bu gece de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hadi gel bir ıhlamur da biz içelim. Nuriye teyze ne oldu? Hülya Hanım mı bir şey dedi? Yok bir şey kızım. Ben sana dedim ama, ıhlamur değil Melisa demleyelim dedim. Hülya Hanım'ın heyheyleri üstünde şu sıralar. Birazcık sakinleşirdi. Ha şöyle gülsün yüzün. Kurban olurum ben sana teyzem benim. Hadi hadi şımarma. İçelim çekimize biz de yatalım. Tamam. Çıkarın!
Benim kardeşim katil değil. Bunlara dayanarak mı kardeşimi katil ilan ettin? Hiçbir anlamı olmayan birkaç fotoğraf yüzünden mi öldürmeye çalışıyorsun Sefer'i? Boş laflar bunlar. Her şey apaçık ortada. Kardeşinin yaptığını biliyorum. Biliyorsun öyle mi? O zaman Sefer'in motorunun çalındığını da biliyor olmalısın. Kendi kardeşini koruyamamışsın. Acısını da başkalarından çıkarmaya çalışıyorsun. Ama başaramayacaksın. Yalancı. O da kardeşi gibi adi bir yalancı. Kardeşi suçlu olsa bile o kızın hiçbir şeyden haberi yok. Sayıklayan insan nasıl yalan söylesin oğlum? Tarık yapmadı biliyor anne. Ben kırdım motoru. Ona kızma olur mu? Tarık suçsuz biliyor anne. Ateşlenince çok sayıklamaya başladı. Ama bir şey olmayacak değil mi? Korkma kusum. Bir şey olmayacak ablana. Üşüttü biraz sadece. İyileşir ama onu çok seviyorum. O da seni çok seviyor. Bak rüyasında bile Tarık kırmadı vazoyu diyor. Ama vazoyu kırdığını ben biliyorum. Canavar seni. Ama aramızda. Ablalar böyle işte. Kardeşlerini her zaman koruyup kollarlar. Hesabında bil. Öyle bir kalemle söylenecek şey değil ama. Nasıl olsa göbekten bağlıyız birbirimize Güzide Hanım. Size güveniyorum. Para hesaba geçmezse olacaklardan ben sorumlu değilim. Bırak şimdi boş tehditler savurmayı. Ben de kimsenin başı belaya girsin istemiyorum. Hadi söyle şimdi. Yeşim'i öldüren adamın adı ne? Aradığın adamın ismi Sefer. Sefer mi? Emin misin? Ben kendi adımdan bile emin değilim. Güzide Hanım, size daha önce de söyledim. Bu tür işler yapan adamlar asla kendi gerçek isimlerini kullanmazlar. Bana verilen isim Sefer. Öğlen oldu daha bitiremedin mi temizliği? Diyorum sana mıy mıy diye. Bitti sayılır. Dünden kalan bulaşıklar vardı da onları hallettim. Ay ne çok lafım var konuşacak. Niye akşamdan halletmedin bulaşıkları? Neyse hadi tamam. Elin işte gözün oynaşta olmasın çabuk. Daha bir ton patates soğan var soyulacak. Ben soğana elimi süremem valla yine oje sürdüm. Tamam annem çiçek yapar. Sen de servis paketlerini hazırlarsın. Hepsini doğradım. Pastanın kekini de fırına verdim. İyi ne yapalım? Alkış mı tutalım? Hadi. Aynen devam. Hadi. Sana kaç kere dedi annem bunları incecik doğra diye. Midem yanıyor sonra. İyice kıydım. Acısını da aldım.
İşte. Yine arasına elmalı tart yapacağım. Üstüne de şeker hamuruyla kaplayacağım. Çok güzel kabarmış. Mis gibi de kokuyor. Biraz soğusun, üstüne öyle süsleyeyim. Bir de kendini pasta şefi sanıyor alık. Katilin adını öğrendin mi? Evet ama bir terslik var. Ne tersi? Aracı mı sorun çıkardı? Daha mı fazla para istiyor? Bak eğer daha fazla para istiyorsa ben holdingden o parayı çıkaramam. Adamın adı Sefer'miş. Sefer'se ne olmuş yani? Bu işle uğraşan adamlar kendi isimlerini kullanmazlarmış. Ne demek istiyorsun Güzide? Anlamadım. Adamın adını mı beğenmedin? Ne? Tarık'ın aradığı. O kızın kardeşinin adı da Sefer. Acemidir belki. Kendi adını kullanmıyordur aptal herif. Bundan emin olamayız. Eğer bunu Tarık öğrenirse... bizim için çok kötü olur biliyorsun değil mi? Umalım da dediğin gibi olmasın. Bizim bir an önce harekete geçmemiz lazım. Ne planlıyorsun? Hata yapma lüksümüz yok. Neyin ne olduğunu iyice anlamalıyız. Neydi bu kızın adı? Elif. Bunlar bu işe nasıl bulaştılar? Tarık Elif'e nasıl ulaştı? Hepsini öğrenmeliyiz. Bir de nasıl? Birinci ağızdan. Benim bir fırsatını bulup bu kızla konuşmam lazım. Babacığım. Çiçek kızım, sabah çok erken çıkmışsın. Göremedim seni evde. Dükkanda dünden kalan işler vardı da onları hallettim. Kızım niye her işi tek başına yapıyorsun? Ablana söyle o da seninle gelsin. Yoksa yardım etmeye yanaşmadı mı Serap? Yok babacığım, ben erken uyanınca hazır uyanmışken gelip halledeyim dedim. Doğruyu söyle. Bana Serap işten kaytarıyor, annen de ses çıkarmıyor gibi geliyor. Yok babacığım. Biz gayet iyiyiz. Keyfimiz de yerinde. Çiçek! Nereye kayboldun? Şu damacanayı mutfağa götürsene. Babacığım, müşteriler gelmeye başladı. Ben şimdi kapatıyorum. Hayırlı işler sana. Günaydın. Günaydın. Erken gelmişsin. Öğle servisi 12'de başlıyor. 12'de gelsen yeterliydi. Ya işe alışayım, menüye adapte olayım diye erken geleyim dedim. Siparişleri karıştırmak istemem. Pasta böreğinin nesini karıştıracaksın ki? Ha patron, bir de işe erken geldik diye sorguya mı çekiyorsun? Hem her işe mutfağından başla demezler mi? Çiçek, işi de ikiletmeden yap ya. Taş şu damacanayı. Ay. Hoş geldin. Çiçekciğim, sana zahmet şu damacanayı mutfağa götürüver güzelim hadi. Tamam. Dur Çiçek, ben hallederim. Ay Kerem'cim, sana da zahmet olacak. Ben sana yerini göstereyim. Ablamı bulmam lazım. Nasıl atlatacağım ben bu kadar adamı? Ablam ne olursan bana yardım et. Yardım edin. Yardım edin. Emredersiniz. Sen bugün kuzey tarafında çalış, olur mu dayı? Niye? Orada da senlik işler var. Önce bu tarafı bir halledeyim. Hemen o tarafa geç. Delikanlı, bir sıkıntı mı var? Ne bu acele? Uzun etme gözünü seveyim. Geç o tarafa. Pikabı da çekiver.
Kim var orada? Efendim Hasan Bey. Tamam, hemen geliyorum. Ablama bir şey yaptıysan, eğer ablama bir şey yaptıysan, nereye götürmüş olabilir, nereye götürmüş olabilir? Konaktan çıkarmaz. Muhakkak burada bir yerde ama nerede? Aptal Sefer, aptal Sefer, aptal, aptal, aptal! Uyuyarak mı kurtaracaksın ablanı? O senin için canını feda edecekken sen? Onu tarafı kontrol ettim. Kulübeye bakalım. O kız buraya geldiğinde hasta gibiydi. Şimdi kapattığı yerden nasıl dayanacak bilmem. Bizim işte fazla konuşmak ve düşünmek de iyi değildir. Şuna bak. Buralar temiz. Kapıyı çok geç koy. Kilitleyeyim mi? Gerek yok. Kurtaracağım seni abla. Ne olur birazcık. Azıcık daha dayan. Ne olur. Ayşe? Sana fena küsmüş. Sen de biraz bana küstün farkındayım. O kızla görüşmesini engellemediğim için. Ama çocuğu da sıkmak istemiyorum. Tek dünyası koca konak. Onu da kısıtlarsak. Bu söyleyeceğime kızacaksın ama kaç zamandır ilk defa yüzü güldü Ayşe'nin o kızı görünce. Bu geçici bir durum. O katil gelince ablası gidecek. Ayrıca Ayşe'nin bir yabancıya ihtiyacı yok. Biz varız. Su istiyor efendim. Ne yapalım? Verelim mi? Hayır. Post cihazının şarjı bitiyor. Şarja takmak lazım. Adisyonlar ve para da burada. Bir sayın isterseniz. Çok hızlısın bakıyorum. Hep böyle misin? Hızlı mı gidersin? Yok. Temkinliyimdir. Gideceğim yola da hızıma da dikkat ederim. Çiçek, herkes elmalı pasta söylemiş. Neymiş bu pasta, çok merak ettim. İstersen sana da bir dilim getireyim. Olur, yani bu kadar sipariş aldığına göre.
Hadi Çiçekçim, Kerem'e bir dilim getir de tadına baksın. Anlat bakalım Kurye Kerem. İn misin, cin misin? Nasıl? Böyle bir anda sürpriz pastadan çıkar gibi hop diye ortaya çıktın diyorum. Tam anlayamadım, kusura bakma. Ay neyini anlayamadın? Yani bir ailen var mı, nerede yaşıyorsun? Kerem'sin ya hani, bir aslın var mı mesela? Var tabii ailem. Bak bakalım beğenecek misin? Çok güzel olmuş. Kim yaptı bunu? Ben yaptım. Karar verin, hanginiz yaptı? Ya aslında benim spesyalim de arada bir çiçeğin yapmasına da izin veriyorum. Ama çiçek daha çırak sayılır tabii. Yarınkini ben yapacağım. Onun tadına bakınca anlarsın. Öğrenecek zamanla abisi. Hadi bakalım çırak. Yardım et de şu poğaçaları çıkaralım. Sen pasta yapmayı bilmezsin ki. Niye öyle dedin? İşine bak sen. Kim o? Benim. Gelebilir miyim? Anneme de şikayet ettim seni. Gelsin, anlatacağım. Abiciğim. Sana eyvah ne ettin? Kardeşim. Ayşe. Konuşmayacak mısın benimle? Hayır. Git buradan. İstemiyorum seni. Boşuna bağırıp durma. Vermeyeceğiz su falan. Nasıl ya? Bir yudum su da mı verebilecekler? Öldürecek beni. Beni burada ölüme terk etti. Vicdansızlar! Bu da saçmasızlık. Haydutsuz sen!
Çok gerginsin. Dikkat çekiyorsun. Rahatla biraz. Elimde değil. Tarık'ın gerçeği öğrendiğinde bize yapacaklarını düşündükçe Havardalık yaparken çok rahattın ama. Zaten her şey senin yüzünden oldu. Bir de böyle suçlu benim der gibi gezinme ortalıkta. Nasıl? Aldı mı? Hı? Beni de hayatımı da kuklaya çevirdim ben. Söylenmeyi bırak. Nerede demiştin bu kadın? Kulübede. Dün gece eski müştemilat aldırdı. Nasıl ya? Pislik içinde orası. Ne zamandır kapalı? Sana Tarık'ın gözü iyice döndü diyorum. Tamam. Sen şimdi içeri geç. Doğal davranmayı unutma. Ben de bir bakayım bakalım konuşabilecek miyim kadınla. Tehlikeli bir durum olursa da mesaj at, haber ver. Tamam. İstedin. Sayende ne hale düştüğümü mü? Sen nasıl iğrenç, nasıl zorba bir adamsın. Bunlara katlanmak zorunda değilsin. Kardeşini yeme, söyle. Kurtul. Asla. Canımı da alsan vermeyeceğim sana kardeşimi. Ayşe'ye verdiğin bileklik nerede? Ne o? Kardeşimi bulamayınca bilekliği mi aramaya başladın? Kes! Soruma cevap ver. Bileklik nerede? Bir bilekliği bile bulamamışsın. Bulup da ne yapacaksın? Bilekliğim de benim gibi, kardeşim gibi bir paçavra değil mi sizin için? Öyle. Ama maalesef 5 yaşında çocuğu kandırmışsın. Artık Ayşe ne anlamı kalırsa o bilekliğe. Boşuna yorma kafanı. Senin gibi haydutların anlayacağı bir şey değil bu. Küçük dünyalara sığan büyük anlamlar senin gibileri aşar. Ayşe'yi de bu süslü laflarla kandırdın değil mi? Aklı sıra öyle basit bir bileklik vererek onun kanına girip... Hesapsızca verdim ben o bilekliği Ayşe'ye. Sen anlamasan da Ayşe anlamış, belli ki geri istiyor. Uzatma! Bileklik nerede? Fırlatıp attığın yerdedir. Sefer. İki gündür kapalı tuttuğun yerde yani. Dün gelip suratıma çarptın ya bilekliği. Orada düşmüştür. Sen daha bir bilekliği bulamıyorsun Tarık Karacan'la. Kardeşimi hiç bulamazsın. Kapatın. Bırak. Öldürecek misiniz beni? Bırak. Nefes alamıyorum burada. Ah ablam, ah. Bu halde bile beni korumaya çalışıyor. Nefes alamıyorum. Çıkarın beni. Yüzüyle kızla konuşabildim acaba? Of Yüzüyle, of.
bekçi gibi diktin beni buraya. Hayır yani gelse ben nasıl oyalayacağım ki zaten? Sanki yalan söylemeyi becerebilen biriyim ya. Şevki. Hülya anneciğim, efendim. Dün bahsettiğin sunum dosyası hazır mı? Hazır, hazır. Güzel. Bana bir örneğini verir misin? Tabii, tabii veririm. Fakat şey... Ne? Niye duruyorsun? Getir. Aslına bakarsanız sunum daha tam olarak hazır değil. Birkaç revizyon bekliyorum. Onlar da hazır olduktan sonra sunumumu size öyle yapsam daha iyi olur. Peki. Ama uzun sürmesin. Bu konuyla ilgili haber bülteni hazırladım. Karacaoğlu Holding'in sosyal sorumluluk projesi hayata geçiyor gibi güçlü bir metin olsun. Böylelikle cemiyette çıkan o saçma sapan dedikoduların da önünü kesmiş olur. Ah ne kadar güzel düşündünüz Hülya anneciğim. Ben hemen bu konuyla ilgileneceğim. Hatta hemen şimdi basın danışmanıyla bir görüşme ayarlayayım. Güzel. Of! Bir de şimdi olmayan projenin sunum dosyasını hazırlayacağım. Senin pastalar kapış kapış gitti. Sitedeki ve yorumları gördün mü? Herkes ustanın eline sağlık diye yorum atmış. Kerem, yeni siparişler hazır tezgahta. Tamam, hemen çıkıyorum. Yalnız üstünde çok nakitle çıkma. Önce hesabı devret, ondan sonra çık, tamam mı? Çiçek ver. Ben alırım hesabı. Sen çıkamazsın şimdi işin içinden. Akşama kasada açıkla uğraşmayalım. 12 teslimat yaptım. Sen fişleri topla, ben de paraları sayayım. Modayı yakından takip ediyorsun bakıyorum. Bu kadar para var mı bu kurye işinde, hayret? Nasıl? Üstündeki gömleği biliyorum. Bayağı tuzlu bir şey. Ayakkabıların da orijinal. Nerede görsem tanırım. Ne güzel işte, demek ki parasını hak ediyorlar. Ama orijinal değiller. Çok iyi bir çakma dükkanı var. Oradan satın alıyorum. Bana pek çakma gibi gelmedi ama. Markanın sahibi gelse ayırt edemez aslında. Adamlar o kadar iyiler işlerinde. Diyorsun. Bir gün beni de götürsene oraya. Olur, gideriz bir ara. Yarın iş çıkışı diyelim mi? Yarın zor. Evdekilerle ilgilenmem gerekiyor da. Neyse hesap tamam. Ben en iyisi geç kalmayayım siparişlere. Zor adam tribi. Olsun. Severim ben zoru. Tarık, kız nerede? Bıraktın mı yoksa? Sonunda doğru kararı vereceğini biliyorum. O katil kardeşi gelene kadar hiçbir yere gitmeyecek. Tarık, rica ederim dinle beni. Bak Güzide. Tamam, tamam nasıl biliyorsan öyle yap. Ama lütfen başını belaya sokacak hamleler yapmadan önce en azından fikrimi almak için beni de haberdar et. Bak bu katili yakalayacağım derken geri dönüş olmayan hatalar yapmaktan korkuyorum. Bak sana, bu konudan uzak kalmayı söylemişti. Beni korumak için böyle söylediğini biliyorum. Sen de benim için çok değerlisin. Şu olayı bir atlatalım, geleceğimiz... Benim bir gelecek planım yok Güzide. Hatta o katili bulmaktan başka bir planım yok. Hayal kırıklığı yaşamanı istemem. Beladan bir kurtulayım, ben ikimiz için de çok güzel bir gelecek planı çizeceğim Tarık. Merak etme. Thank you.
kadın ne hale gelmiş? Ne biçim insan bunlar? Allah'ım bu nasıl bir gaddarlık? Ablamı buradan çıkarmam lazım. Sakın bırakma kendini abla, sakın. Benim için güçlü ol ne olur. Kurtaracağım seni abla. Kurtaracağım. Aç kapıyı. Üzgünüm Güzide Hanım. Tarık Bey'in talimatı var. Kimseyi alamıyorum. Sen yenisin galiba. Aile avukatıyım ben. Eğer kovulmak istemiyorsan hemen aç kapıyı. Merhaba. Güzide Vural ben. Aile avukatıyım. Kardeşinin yerini söyle kurtul demeye geldiyseniz boşuna yormayın kendinizi. Bir avukat ordusu da gelse vermeyeceğim kardeşimi o hayduta. Elif, Elif'ti değil mi adınız? Bakın Elif Hanım, içinde bulunduğunuz durumdan ben de hoşnut değilim. Tarık'ı da yaptığının yanlış olduğuna ikna etmek için uğraşıyorum. Maksadım sizi zorlamak değil. Aksine yardımcı olmak istiyorum. Nedense inanmak gelmiyor içimden. Haklısınız. Haklısınız ama sanırım bana güvenmekten başka bir çareniz yok şu an. Bakın, kardeşinizin suçlu olup olmadığını... Benim kardeşim masum. Hukukçu olduğumu hatırlatmak isterim. Aksi ispatlanana kadar herkes masumdur. Tam da bu yüzden size yardımcı olmak istiyorum. Karacahanlı ailesi, özellikle de Tarık, benim için bir müvekkilden çok öte. Tarık'ın başını derde sokmasına engel olmak istiyorum. Ne istiyorsunuz benden? Gerçekleri. Size yardımcı olabilmem için gerçekleri bilmem gerek. Şimdi lütfen sinirlenmeden cevap verin. Yeşim'i kardeşiniz Sefer mi öldürdü? Hayır. Peki katili tanıyor olabilir mi? Sanmıyorum. Hayır. Hayır, bilse söylerdi bana. Ama suçu biri kardeşim üstüne atmaya çalışıyor, ben buna eminim. Elif Hanım, ben sizin ve kardeşiniz için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sizden ricam şimdilik bu görüşümden kimsenin haberi olmasın. Özellikle de Tarık. Tekrar görüşeceğiz. Güvenin bana. Sana kendi ellerimle meyveli kek yaptım. Çok seversin. Yemekten sonra yeriz beraber. Ayşen. Hüseyin için. Benim açmamı ister misin? Gidelim hadi. Ayşen bak, kızacağım ama. Hep kızıyorsun zaten, istemiyorum bunu. Ama bak, ben bunu senin için aldım. İstemiyorum, sevmedim bunu. Ben ablanın verdiği bilekliği istiyorum. Yapma. Bak, dayın çok üzülüyor. Bana ne? O da birini çok üzdü. Ben o bilekliği çok sevmiştim.
Tamam, ben sana o bileklikten de alacağım. Ben o halde ablanın bilekliğini istiyorum. Git buradan. İstemiyorum seni. Götür beni. Tamam canım. Dayısı, biz sonra bakalım senin hediyeni, olur mu? İstemiyorum dedim, istemiyorum. Abla, Kerem çıktı mı? Son dakika bir sipariş gelmişti, onu da götürseydi. Şimdi çıktı, koş yakalarsın. Kerem? Kusura bakma, anca dönebildim. Oğlum sabahtan beri neredesin ha? Bak, yatırımcılar bir an önce cevap bekliyor bizden. Ya bu topuları alamazsak anlaşmayı iptal edecekler. Üstünde çalışıyorum baba. Ne kadar sürecek peki ha? Ya bu topuları almak zorundayız. Ne yap ne et, şu Kazım'ı ikna etmeye çalış. Bu rezidanslı AVM'yi mutlaka yapmak zorundayız. Prestijimiz ve şirketin geleceği buna bak. Farkındasın değil mi? Bana güven baba, halledeceğim meseleyi. Daha bugün attım kapıdan ilk içeri aradımı. Şimdi kapatmam lazım, tamam? Sonra konuşuruz. Ne meselesiymiş? Neyi halledecekmişsin? Git arabayı getir. Bana bak. O lanet olası bilekliği bulup vereceksin. Dur, bırak kolumu. Ne yapıyorsun? Tez, bırak ablamı. Bırak ablamı yoksa... Sefer bırak. Dur, yapma sakın! Bir adım daha atarsan... Sefer kaç! Hayır abla! Sefer kaç dedim sana, yoksa ikimiz de öleceğiz! Oh.